Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız sevgili beşler? Sınavlar nasıl gidiyor? E, tam hızıyla devam ederken biz de bugün sizler için hazırlamış olduğumuz din kültürü dersinin birinci dönem ikinci örnek yazı sorularını sizlere anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce diyorum yine her zamanki gibi. Umarım açıklayıcı olur, umarım faydası olur. Yalnız benim sizlere tavsiyem arkadaşlar 4. sınıf din kültürü dersi için hazırlamış olduğumuz Örnek sorular çok iyiydi ve konularınızda çok ortak konular var. Lütfen sınava girmeden 4. sınıf din kültürü dersinin de 1. dönem 2. örnek yazılı videosunu izleyin diyorum. Gerçekten soruları hazırlarken de baktım. Konu başlıklarınıza da baktım arkadaşlar. Ee, konular çok aynı, çok benzer, yakın. O yüzden pekiştirmek ama maksadıyla hani daha iyi öğrenebilmek ve daha kolay bir şekilde yüz alabilmek istiyorsanız o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Peki hemen başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurmaca sorusu. Çok kolay bir şekilde yapacağız. Başladım hemen diyor ki bize cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla doldurun. Mahya ne demek? Şimdi sırasıyla zaten gelecek. Rabbena Demirci 20 Kunut 33 Cebrail Aleyhisselam şeklinde soru gelmiş. Teravih namazı Arkadaşlar teravih namazı 20 reket olarak kılınır. Çünkü 4 kere 5 şeklinde kılınıyor. E, hatta şöyle düşünün. Ramazan ayında ailenizle birlikte yatsı namazından hani gidiyor musunuz camiye hep beraber yakında Nisan ayında inşallah yine Ramazan ayını karşılayacağız Allah'ın izniyle. E, ve hep birlikte ailelerimizle beraber ne yapacağız? E, camilere gitmeye başlayacağız. Biliyorsunuz ki yatsı namazı kılındıktan sonra hani vitirden vitire geçilmeden hemen teravih namazı başlıyor ve 20 rekat kılındıktan sonra vitir namazıyla beraber yatsı namazı tamamlanmış oluyor arkadaşlar. 33 aslında buradaki komple yatsı artı teravihin tamamı oluyor. Çünkü mesela yatsı namazında 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet, 20 rekat teravih ve 3 rekat da vitir kıldığımızda 4, 8, 10, 30, 33. Bakın Ramazan yatsısı hani Ramazan ayında kıldığımız yatsı namazı teravih ile beraber 33 rekat oluyor bu sebeple bu ışıklarda verilmeyecek fazladan verilmiş 20 doğru yanıtımız olacak Hz. Davut olduğu için zırh yaparak arkadaşlar bütün peygamberlerin olduğu gibi Davut aleyhisselamın da arkadaşlar bir mesleği vardı o yüzden her bir peygamber muhakkak belirli bir işle mesela işte bazıları terzi olmuş, bazıları marangoz olmuş. Nuh Aleyhisselam mesela marangozlu kocaman bir gemi yaptı, değil mi arkadaşlar? İşte İdris Aleyhisselam çok iyi bir terziydi, Yusuf Aleyhisselam çok iyi bir yöneticiydi, Davut Aleyhisselam çok iyi bir demirciymiş. Allah Teala hani insanlara örnek olarak gönderdiği için peygamberleri, her peygamber çalışarak kendi geçimini sağlıyor ve bu bize bir örnek olmalı yani. Peygamber de olsan kendin çalışıp rızkını temin etmek için kendin çabalayacaksın. Hani bu fikri anlayabilmemiz için arkadaşlar bütün peygamberlerin de aynı insanlar gibi birer mesleği var. Davut Aleyhisselam da demirciydi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile mukabele yapan melek tabii ki de Cebrail aleyhisselam olacak. Arkadaşlar dört büyük melek de yine dördüncü sınıf videosunda anlatıldı. Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz ki vahiy meleğidir. allah Teala ile Peygamber Efendimizin arasında hani e, haberci konumunda allah Teala'dan aldığı emirleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Peygamber Efendimiz'e iletmekle mükellef. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı, dostu, sırdaşı. Namazda oturduğumuzda en son Rabbena dualarını okuruz. E, biliyor musunuz arkadaşlar Rabbena duaları? sırasıyla. Lütfen yorumlara bırakın bakalım kimler biliyor. Biz de bilenlerin cevaplarını beğeneceğiz. Bu arada arkadaşlar Rabbena duasından önce biliyorsunuz ki sıralama nasıl oluyor? Oturduktan sonra tahiyyatı okuyoruz. Sonra salli barikleri okuyoruz arkadaşlar. Ve en sonunda Rabbena'ları okuduktan sonra sağ ve sola sırasıyla selam vererek namazımızı tamamlıyoruz inşallah. Ramazan ayında minareler arasına asılan ışıklı yazılara da arkadaşlar tabii ki mahya denir. işte soru burada da yanıtlandı tamamen mahya arkadaşlar mesela yazılır değil mi oruç tut sıhhat bul ya da fakire yardım et ya da işte e, akrabanı unutma gibi nasihat verici tavsiye edici güzel ışıklı cümlelerin yazıldığı bu iki minare arasına asılan yazıları arkadaşlar mahya demiş oluyoruz umarım açıklayıcı olmuştur tek açıkta kalan kunut doğası oldu arkadaşlar kunut doğasını biz yatsı namazında vitir namazını kılarken okuyoruz Kimler kunut duasını biliyor? Hadi bakalım hem Rabbena'yı hem kunut duasını sordum. Bilenler yorumlara bıraksınlar bakalım. Evet şimdi kaldığımız yerden diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir eşleştirme sorusu var arkadaşlar şimdi önümüzde. Çok kolay bir şekilde anlamlarıyla eşleştireceğiz. Oruç tutmak niyetiyle gece yarısı kalkıp yenilen yemek çocukluktan beri en sevdiğim şey. Hep böyle bana eğlenceli gelen. Anne ne olur beni sahura kaldırın diye yalvardığım. Böyle çok keyifle. Kimler oruç tutuyor bu arada arkadaşlar? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Hiç oruç tuttunuz mu? Gerçi sizin orucunuz henüz tekne orucu. Bunu da birazdan açıklayacağım ne demek olduğunu. Ama tutarsanız tabii ki annenize, babanıza sevaplarınız yazılacak. Bunu da söylemiş olayım. Sahurda eşleştirdik yani D ile. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kesin ve açık bir şekilde emrettiği iş ve davranışlar mesela namaz mesela oruç. O yüzden bunlar bize kesinlikle farz olarak gönderilmiş emredilmiş ibadetler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları yapmazsak maazallah hani günah kazanmış olacağız. Orucun Arapça karşılığı arkadaşlar Araplar oruca oruç değil savm diyorlar. Bunu da öğretmiş olalım ve eşleştirmiş olalım. Onlar için biliyorsunuz her dilde hani başka kelimelere verilen isimler farklı farklı olabilir. Biz buna oruç diyoruz. Onlar savm olarak adlandırıyorlar ama aynı şey. Ramazan ayında sahur, iftar ve namaz vakitlerini gösteren liste buzdolabımızın üzerine asarız. Saatleri birbirimize hesaplarız. Uzun uzun acaba kaç saat kaldı? Acaba ne zaman akşam ezanı okunacak ve biz ne zaman iftar açacağız diye. O yüzden e, bu listeyi arkadaşlar imsaki ediyoruz. Biliyorsunuz Ramazan ayı yaklaştığında artık fırıncılar dahil olmak üzere herkes dağıtıyor tek tek. Gücü yeten Müslümanların Ramazan ayında vermekle yükümlü oldukları sadakaya da arkadaşlar fitre diyoruz. En azından bir kişiyi bir günlük doyurabilecek miktarda olması gerekiyor fitrenin ki hani bir fakiri gözetmek ihtiyaç sahibi bir insanın ihtiyaç ihtiyacını gidermek. Ramazan biliyorsunuz sadece aç kalmak ayı değil. Aynı zamanda açın halinden anlamak ayı, oruç tutarak bedenimizi terbiye etmek ayı ve aynı zamanda da paylaşmanın güzelliğini, rızkın nimetin önemini, değerini anlama ayıdır arkadaşlar. Ne diyelim? İnşallah Allah bizi tekrar Ramazan'a ulaştırsın ve güzelce oruçlarımızı tutmayı bizlere nasip etsin diyorum. Evet. Diğer sorumuza devam ediyorum. Burada bir kitap ve peygamber eşleştirmesi sorusu göreceğiz. Çok kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangi peygambere Zebur kitabı indirilmiştir diye soruyor. Şimdi ben sırasıyla tek tek hangisine hangi kitabın indirildiğini söyleyeyim. Musa Aleyhisselam'a arkadaşlar Tevrat indirildi. Zaten biliyorsunuz 4 büyük kitap var. Davut Aleyhisselam'a Zebur indirildi. Yusuf Aleyhisselam'a arkadaşlar kitap indirilmedi, kitap indirilen peygamberlerden birisi değildir Yusuf Aleyhisselam. Ama tabii ki vahiy meleği Allah Teala ona vahiy de gönderiyordu ve böylece aldığı vahiylere göre biliyorsunuz koca bir kavmi yönetti yani Mısır'a hükümdar oldu kendisi. İsa Aleyhisselam'a da gönderilen kitabın adı İncildir ve bir de peygamber efendimize gönderilen bir kitap var ki bütün kitapların en kutsalı ve en yücesi peygamberimize gönderilen kitapta. Biliyorsunuz Ramazan ayında indirilmiş olan, tamamlanmış olan Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Kimler Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor? Dördüncü sınıflara sormuştum, epey bilenler vardı. Sizlere de sorayım arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musunuz? Ben çok küçük yaşta öğrenmiştim. Gerçekten Allah'ın bize gönderdiği bir mektup gibi. Acaba Allah bize nelerden bahsetti, bize neleri anlattı, neleri emretti, ya da neleri yasakladı? Onu daha iyi bilmek, tanımak ve sevmek için bence her Müslümanın Kur'an-ı Kerim okumayı bilmesi lazım diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne denir diyen soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar sorumuzun yanıtı zaten hatim. Özellikle Ramazan ayında yapıyoruz. Başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okumaya hatim diyoruz. işte Fatiha suresi ile başlıyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Son suresi Nas suresi. Tamamını okuyup bitirdiğimizde Kur'an-ı Kerim'i hatim indirmiş oluyoruz inşallah. Hafız, hafız arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kişiye denir ezberleyen tamamını ezberleyip ezberden okuyan kişiye hafız denir. Fitre az önce söylemiştik. Ramazan ayında verilen fakirleri, düşkünleri, yetimleri düşün ver hani düşünmek için, onlarla paylaşmak için, onlara yardımcı olmamız gerektiği için e, vermemiz gereken Ramazan ayı sadakası arkadaşlar. Mukabele de Ramazan ayının içerisinde okunan başından sonuna kadar. Kur'an-ı Kerim'in tamamını bitirmek hani Ramazan'da okunur kadınlar evlerinde erkekler camilerde bir araya gelerek Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumak anlamına geliyor arkadaşlar mukabele. O yüzden sorumuzun yanıtı hatim olacak şekilde işaretlenmiş oldu. Diğer soruyla devam ediyorum. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi 3 aylar arasında yer almaz? Çok kolay bir soru çünkü herkes eminim 3 ayları biliyordur. 3 ayların başlamasını bize haber veren kandil arkadaşlar regaip kandili. Regaip kandili ile beraber regaip gecesi ile beraber başlayan 3 aylar arkadaşlar Recep sırasıyla Şaban ve son olarak da oruç tutmakla mükellef olduğumuz Ramazan ayı. Bu sebeple Recep, Şaban, Ramazan ayları ama Muharrem ayı hayır 3 aylardan biri değildir. Arkadaşlar Muharrem ayı aşure pişirdiğimiz ay aşure ayı olarak benim aklıma kalıyor çok da severim şöyle bir kalp koyayım sizler aşure seviyor musunuz benim çok sevdiğim tatlılardan biridir Muharrem ayı geldiğinde gerçekten böyle pişirmek için hani ya da pişirenler ya birileri yapsa da bize getirse diye böyle hevesle beklediğimiz bir aydır çocukluktan beri çok severim diğer soruyla devam ediyorum arkadaşlar şimdi doğru yanlış sorusu var önümde ne dedi burada teravih namazı ramazan ayına özgü ibadetlerdendir diyen soru kesinlikle diyen bilgi daha doğrusu kesinlikle Kesinlikle doğru 20 rekat olmak üzere yatsı namazının son sünnetinden sonra başlanır ve akabinde fitir namazı kılarak yatsı namazını tamamlamış oluyoruz. Ramazan ayında mümkün mertebe cemaatle camilerde kılmamızın hani makbul olduğu, sevap olduğu bir namazdır. Allah'ın varlığı, birliği, eşi ve benzeri olmadığından bahseden sure İhlas suresidir diyen su bilgi kesinlikle doğru. Biliyor muyuz arkadaşlar İhlas suresini? Evet 3 tane soru sordum. Rabbena kunut duası ve İhlas suresi. Kul huvallahu ehad, Allahü samet, lem yelit ve lem yület ve lem meküllühü küfüven ehad diye Allah'ın evet varlığını, birliğini, eşi ve benzeri olmadığını anlatan suredir. Okumak çok faydalı. Bizi bütün kötülüklerden koruyan güzel bir sure. Her gece yatmadan ve her sabah kalktığımızda okumamız lazım arkadaşlar. Oruca başlama zamanı imsak vaktidir. Doğru söylüyor. İmsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar oruçlu oluyoruz arkadaşlar. Tan yere ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar. Zaten imsak kelimesinin ismini verdiği imsakiyeydi değil mi? Bütün namaz vakitlerini ve oruç vakitlerini bize gösteren liste. Kadir gecesi kurban bayramı içerisinde çok önemli bir gecedir diyen bilgi maalesef yanlış. Çünkü Kadir gecesi kurban bayramı değil Ramazan bayramı da değil Ramazan ayı içerisinde özellikle Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu gece bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen gece ve Kur'an-ı Kerim'in tamamının yeryüzüne indirildiği gece olarak adlandırılan gecedir. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde özellikle tekli günlerde Kadir gecesini aramak önemlidir. Çünkü o gecede yapılan ibadetler inşallah kabul olup dualar kabul olunacak. Bana da dua etmeyi unutmayın arkadaşlar önümüzdeki Kadir gecesinde diyorum. Ramazan ayında çocukların evet sizlerin yani sabahtan öğlene kadar tuttukları Oruç tekne orucu olarak adlandırılır diyen bilgi doğru tam olarak mükellef olmayan küçüklerimiz tekne orucu tutarak hem Allah'ı hatırlıyorlar hem kendini birazcık aç bırakarak anne babalarına sevap yazdırıyorlar inşallah bin aydan daha hayırlı olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece hayır miraç gecesi değil arkadaşlar. Kadir gecesidir az önce söyledik Ramazan ayının son 10 günü içerisinde aramamız lazım. Peki Miraç gecesi nedir? Peygamber Efendimizin arkadaşlar Miraca yükselerek allah Teala ile aynı bir arkadaşıyla konuşur gibi karşı karşıya geldiği ve konuştuğu gece. Bu gece Miraç gecesi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. O yüzden bizim için de gerçekten ibadet edilmesi özellikle o gece bol bol namaz kılınması ibadet edilmesi ee, hani güzel olan, makbul olan, sevaplarla dolu olan bir gece olarak bize gönderilmiş. Dedikten sonra sevgili Abdülkadir Uz Türk ortaokul öğrencileri ve sevgili Çukurova Sanayi ortaokul öğrencilerine buradan kocaman sevgiler selamlar. Hem onlara hem sizlere. Sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve lütfen bizi Instagram'dan ve Facebook'tan da aynı isimle yine yüzük sorularını adresinden takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenip lütfen kanala abone olun. Emeklerimizin Karşını almayı gerçekten çok istiyoruz. Bu arada aldığınız notları bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.